Merhaba Monster High ve Ever After High hayranları. Ben Hunter. Bugün sizlere Monster High dışında yeni Türkiye'ye gelen bir seriyi Ever After High serisini tanıtmaya başlıyorum. İlk tanıtımım Ever After High Basic Apple White bebeği olacak. Kendisi Pamuk Prenses'in kızı. Artık Ever After High bebekleri Türkiye'de. Ever After High bebeklerinden Apple, Raven, Madeline, Briar, Dexter, Blondie, Cupid, Ceres ve Cedar bebekleri. Ayrıca Legacy Day bebekleri Türkiye'de. Eylül aylarında ve Ocak aylarında yepyeni Ever After High bebeklerinde Türkiye'de olacak. Ayrıca Ever After High Türkiye sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Ve tanıtıma ilk önce kutusundan başlayalım. Her zamanki gibi kutunun üst kısmından başlıyoruz. Burada Apple White yazıyor. Kutunun iç kısmı gördüğünüz gibi masal kitabı şeklinde. Ve burada elma deseni var. Burada Ever After High yazıyor ve burada da günlüğü var, görüyorsunuz. Kutunun üst kısmı kitap şeklinde tasarlanmış, katlı. Yan kısımda Ever After High yazıyor, kitap şeklinde, masal kitabı gibi. Bu tarafta ise asil olan işareti var. Burada Apple White'ın resmi. Ve burada Apple White, Pamuk Prenses'in kızı yazıyor ve burada Ever After High simgesi var. Arka tarafına geldiğimiz zaman burada Ever After High. Asil misin yoksa asi mi yazıyor ve burada hikaye dahildir yazıyor. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir boşluk var. Burada içindeki sapın rengi belli oluyor. Burada Apple White'in resmi var. Burada Apple sorumluluklarını ciddiye alan hevesli ve akıllı bir lider. En çok istediğin şey nedir? Dünyanın en güzeli olmak. Hem iç hem de dış güzelliğimle. Seni özel kılan sihirli dokunuş nedir? Kirpiklerimi ne zaman kırpıştırırsam erkekler ve hayvanlar yardımıma koşuyor. Kahretsin diye bağırmana neden olan bir şey var mı? Elmalara karşı koyamıyorum. Sonsuza kadar en iyi arkadaşların kim? Briar, Beauty ve Blondie Lux. Burada ise Briar, Raven ve Madeline var. Ve burada da everafterhigh.com.tr'de keşfet yazıyor. Kutunun arka kısmı da bu kadar. Evet, kutusunu tanıttık geldiğimiz zaman. Açılmış olacak. Ve geri döndük. Bebeğimiz açılmış durumda ve tanıtıma başlayalım. İlk önce her zamanki gibi makyajından başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makyajı burada gri bir far sürmüş. Görüyorsunuz burada gri bir far sürmüş. Arkadaşlar yüzleri Monster High bebeklerine oranla daha büyük. Ayrıca rujü pembe ama rujundaki detaya dikkat etmenizi istiyorum. Sanki burada gördüğünüz gibi çok fazla gözle görülemeyen ama detay eklemişler. Gri küçük küçük. Kaşları biraz büyük. Evet. Yüzleri dediğim gibi büyük gibi. Bayağı büyük daha doğrusu. Gördüğünüz gibi şurada bir çıngırağa benzer küpesi var altın sarısı. Görüyorsunuz. Bu kısımda da aynı şekilde bir küpe var. Saçına geçelim. Saçını gördüğünüz gibi şu kısımdan ikiye ayırmış. Bu kısmı arka tarafa atmış. Bu kısmı da arka tarafa atmış. Yandan toplamış gördüğünüz gibi şuradan. Saçları tamamen sarı. Normal sarışın. Ve saçını şu kısımdan yandan attığı için burası dalgalı gibi olmuş. Saçı gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Bu kısım hafif düz. Uç kısımlar kıvırken. Bu kısım gitgide dalgalaşmaya başlıyor ve bu kısım bayağı bir dalgalı oluyor gördüğünüz gibi. Bu kısımlar dalgalı, uç kısımları kıvır. Saçı jöleli çıkıyor kutudan arkadaşlar. Bayağı taramanızı tavsiye ederim. Bayağı taradıktan sonra saçı düzgünce açılıyor. Ve şurada da bir tane tacı var. Tacı daha doğrusu nasıl desem gerçekten taç gibi. Yani kurdale var taçın üstünde. Sarı bir tacı var. Elbisesine geçelim. Elbisesine geçmeden şurada bir ceket var görüyorsunuz. Beyazın üzerine altın desenli yakası olan şişkin kollu bir ceketi var. Burada gördüğünüz gibi altın sarısı bir kolye var boncuklu. Elbisesi bu kısım fırfırlı siyah ve bu kısım kırmızı. Burası katlı yapılmış. İki katlı. Görüyorsunuz. Üst kat hafif beyazdan pembeye doğru gidiyor ve çiçek desenleri var. Bu kısımda da aynı şekil. Ve ucunda fırfırlar var siyah. Bu kısımda ise kırmızı desenin üzerine altın sarısı desenler var. Burada şu kil bir bilekliği var altın sarısı. Ve burada da gördüğünüz gibi yüzüğü var. Kurdale şeklinde. Görüyorsunuz. Kolları yani eklem kısımları aynı şekil. Vücut yapıları da aynı. Sadece vücutları biraz daha tombul. Monster High bebeklerine göre. Burada siyah kilotlu çorabı var dantelli. Ayakkabıları.
Kırmızı, ucunda sarmal topuklu olan, sanki elmadan bu şey kurt iniyormuş gibi yapmışlar. Ve bu kısım kurdaleli altın sarısı görüyorsunuz. Topuklu ayakkabıları gerçekten çok güzel. Bu şekil elmaya benziyor arka taraftan. Sapı sarı arkadaşlar. Gerçekten tutturma sapı sap sarı ve burada Ever After High yazıyor ve Ever After High desenli. Monster High saplarına benziyor. Yanında şu şekil bir tarak çıkıyor. Bu tarak çok hoşuma gitti. Anahtara benziyor. Altın sarısı gördüğünüz gibi Ever After High deseni var. Bu şekil bir anahtar. Yanında da şu şekil bir çantası çıkıyor. Bu çanta elmaya benziyor. Ama sap kısmı ve tutturma kısmı altın sarısı. Açılabiliyor gördüğünüz gibi şu şekil. İçine kayabilirsiniz bir şey. Günlüğüne geçmek istiyorum. Günlükleri daha doğrusu hikaye kitapları. Bu şekil kırmızı çubuk gibi dikdörtgen. Üzerinde asil olduğunu belirten işaret var ve burada Apple White'ın simgesi var. Günlükleri bayağı şöyle açılıyor. Burada Apple White yazıyor. Görüyorsunuz. Bayağı şu şekil açılıyor. Bayağı uzun bir şey. Bu kısım bayağı uzun Türkçe. Sadece yeni bir başlangıcı okumak istiyorum. Annem Pamuk Prenses olduğu için onun yolunu izlemek benim kaderim. Bu nedenle Ever After High'daki sıkı çalışıyorum. Bu kadar çalışmaya değer. En azından biri kaderinizi sorgulamaya başlayana kadar. Şimdi kimse mutlu sona kavuşup karışmayacağını bilmiyor. Neden asil olduğunu anlatmış orada. Daha doğrusu devamında da anlatıyor. Burada everafterhigh.com'a tıkla diyor. Arka tarafta da başka diller var. Evet. Günlüğünün tam halini everafterhigh.com adresinde bulabilirsiniz. Ever After High Türkiye adresinde bulabilirsiniz. Yanlış söyledim adresi. Evet. Şimdi de size bebeğin Monster High bebeklerinin oranlarını göstermek istiyorum. Boy farklarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Ever After High bebeklerinin Monster High bebeklerinden farkını. Normal bir Monster High bebeğine oranla bir Ever After High bebeği yani kız bebeği, kız modeli. Bir kız modelinden daha uzun Monster High'ın gördüğünüz gibi ve vücutları daha tombul, kol kısımları daha şişkin ama eklem yapıları aynı ve kafaları gördüğünüz gibi daha büyük. Ve gördüğünüz gibi bacak kısımları daha olgun. Görüyorsunuz. Ama bir Ever After High bebeği ile erkeğin boyu gördüğünüz gibi uzun baya yani. Erkek bebeği Ever After High bebeğine yakın. Yani Ever After High bebeği bir erkek bebeğine çok yakın geliyor gördüğünüz gibi. Tabii bunlar normal Monster High bebekleri boyları. Özel durumlardaki Monster High bebeklerinin boylarından bahsetmiyorum. Evet, bugün sizlere Ever After High bebeği Apple White'ı tanıttık. Haftaya başka bir tanıtımla karşınızda olacağız. Sayfamızı takip ve devam edin. Hit the light.